Hilal, yüzüne kan gelmiş vallahi. Düne göre çok daha iyi görünüyorsun. Hilal. Kızım, odanı değiştireceklermiş. Anne, o nereden icap etti? Bilmiyorum nereden icap etmiş Hilal. Aa, hadi kızım, Yakup bir yardım et. Anne, istemiyorum ben odamı değiştirmek. Söyle kimlere değiştirmeyelim. Hilal, o oda bu oda fark eder mi kızım? Hadi. Yavrum, tebdili mekanda ferahlık vardır. Belki orada için ferahlar. Hadi, hadi anne. Yakup yardım et. Dur. Bekleyin mi? Bir dakika. Heh. Hadi bakalım. Evet. İyi misin? Nereye anne? Odasını değiştiriyoruz kızım. Yakup, kapıyı açar mısın? Leon? Ne yaptın sen buraya böyle? Tek başıma yapmadım, annen de yardım etti. Bu fikir Leon'a aitti, tamam. Ne güzel olmuş burası. Hastane odası değil, evdir sanki. Dilo kimin? Senin. Ama ben daktilo kullanmayı bilmiyorum ki. Çalışırız beraber, bir hikaye ustalaşırsın sen de. Şehrimize tekrardan hoş geldiniz Rahmi Bey. Hoş bulduk efendim. İzmir'e gelmek her zaman güzel. Yani Simirni'yi seviyorsunuz öyle mi? Efendim ben şehri ayırt etmiyorum. Anadolu'nun her tarafını seviyorum. Yani her köşesinde ayrı bir güzellik buluyorum. Ne güzel. Size küçük bir hediye getirdim. Ne zahmet ettiniz? Rica ederim. Ankara'ya karşı yapacağımız işbirliğinin nişanesi olarak kabul buyurun lütfen. Bilmem bu tür şeylere merakınız var mıdır? Silahların her türlüsüne merakım vardır Rami Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biliyorsunuz kimileri bu tür şeyleri topluyor. Hani Frenklerin dediği gibi koleksiyonculuk yapıyorlar. Acaba siz... Ne için buradasınız Rahmi Bey? Efendim, İstanbul beni size yardım etmem için gönderdi. Telgraflarına belirtmişlerdi zannederim. Yardım etmek? Bit tabii. Bakın, bu İstanbul'un son şansı. Eğer savaşı Ankara kazanırsa, İstanbul'dakilerin memleketi terk etmekten başka hiçbir şansı kalmaz. Ne pahasına olursa olsun, Ankara mağlup edilmeli. İşte tam da bu nedenle maddi, manevi, elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tabii sizin maksadınız da bu,
Öyle değil mi? Yani siz diyorsunuz ki... düşmanımın düşmanı dostumdur, he? Katiyetle. Bakın, hep söylerim. İki tarafın menfaati müşterekse... teşrik-i mesai şart olur. Niyetinizi ve gayretinizi takdirle karşılıyorum. Ancak bu niyetinizi hayata geçirebilecek misiniz merak ediyorum. Zira savaşın ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Şu anda hangi aşamada olduğumuzdan haberiniz yok. Ve ayrıca ordumuzu bir süredir içten içe kemiren firarlardan bir habersiniz. Hepsinden haberdarım kumandan. Bunlardan haberdar olmadan karşınıza çıkmayı ne size ne de kendime yakıştırırım. Siz tam olarak ne işle meşgulsünüz? Ulu orta telaffuz edilmeyen işler. Hayır, şunu anlamak için soruyorum. Bana nasıl bir yardımınız dokunacak? Asker mi vereceksiniz? Hayır. Sizi kuvvetlendirmenin tek yolu sizin sayınızı artırmak olmayabilir. Öyle değil mi kumandan? Daha açık konuşun. Basit aritmetik. Bir başka yolu da Ankara'yı mesken tutan eşkıyaların asker sayısını düşürmek olabilir. İşte şimdi dikkatimi çekmeyi başardınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.